Bildiğiniz müzelerden farklı çikolata müzesine konuk oldum ve birbirinden farklı lezzetli çikolatalar tattım. Çikolata severler ekran başına. Sizleri çikolatadan yapılmış bir dünyaya çikolata müzesine getirdim. Müzenin tüm detaylarını Bülent Bey'den öğreneceğiz. Nasılsınız Bülent Bey? Teşekkürler. Öncelikle müzemize hoş geldiniz. Şimdi beraber gezeceğiz müzeyi. Şu an müzemiz dünyadaki en büyük ve en iyi çikolata müzesi noktasına geldi. İnanılmaz ziyaret almaya başladık. Birazdan da zaten göreceksiniz. Çok değişik konseptlerle birçok kültürü, birçok önemli öğeyi içerisine almaya çalıştık. Başka neler var içeride? İçeride zaten İstanbul için özel bir bölümümüz var. Nuh'un Gemisi bölümü var. Medeniyetler bölümü var ki orası çok önemli bir... Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi gibi de düşünülebilir. Aynı zamanda Kudüs'le ilgili bir bölümümüz var. Osmanlı ve Türk tarihiyle ilgili bölümlerimiz var. Mevlana ile ilgili bölümlerimiz var. Gerçekten göreceksiniz. Her bölüm kendi içinde bambaşka noktalara götürüyor insanları. Bu müzeye genelde gelenler çocuklar mı oluyor? Aslında şöyle, biraz ilk bakıldığı zaman çocuklara yönelik bir müzeymiş gibi gözükse de 7'den 77'ye herkese çok fazla keyif aldığı, sabahtan akşama kadar vakit geçirebildiği bir bölüm haline geldi. Girişi ne kadar peki ücret olarak? Tabii müzenin girişi normal çocuk ve büyük olmak üzere standart girişi 40 TL. Onun dışında çocuk gruplarında okul gruplarına da 30 lira bir giriş ücreti var. Ama tabii bunun yanı sıra girerken bir tablet hediyemiz oluyor. Çocuk gruplarına da gene ona göre bir hediyemiz oluyor. Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor müze? Müzemiz saat 10'da açılıyor, 5'te kapanıyor. Ama tabii ona göre gruplarla ilgili bazı esneklikler de yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Gelin hep birlikte müzeyi gezmeye başlayalım. Her şey çikolatadanmış. Ben de çok merak ediyorum. Bu çikolata normalde bir blok halindeymiş. Nasıl taşı oyuyorsak aynen çikolatayı da öyle oymuşlar ve ince bir işçilik ortaya çıkmış. Hatta zümrüdü anka kuşu deniyor böyle etrafındaki kuşlara bakarsak eğer. Gerçekten ince işçilik isteyen muhteşem bir sanat eseri bana göre. Çingene Kızı mozaiği şeklinde bir tablo yapılmış burada. Hatta Antep'te de Zeyguna Müzesi var bilirsiniz. Hatta çikolata taşlarıyla yapılmış bu da. Çok güzel gözüküyor. Her şey düşünülmüş. Şimdi de eski İstanbul sokağının olduğu bölümdeyiz. Beyaz çikolatadan yapılmış Dolmabahçe Sarayı'nın kapısıymış. Nuh'un Gemisi'nde hayvanların gemiden kurtuluşunu anlatan bir sanat eseri daha. Tabi burada tek fark hayvanların çikolatadan yapılıyor olması. Bütün medeniyetlerin toplandığı salondayım şu an. Hatta bakın şurada da Maya takvimi var. Dünyanın en çok tanınan anıtlarından birinin yanındayım. Özgürlük Anıtı. Müzede her şey düşünülmüş. Yok yok, çocukların ilgisini çekmek adına minik çalışanlar bile mevcut.